nasıl bir zamanlama lan köpek? Ne var? Ne var? Ne yapıyorsun lan? İhtiyar neredesin? Aydın'dayım kardeşim. Eve götüye alıyorum. Birazdan güreşe çıkacağız. Sana ne oğlum? İşin var dediğim ya lan. Ne işi ya? Saadet'in işi var. Senin işin var. Minir yerinde yok. Salih telefonlara bakmıyor. Niye hep sizin işiniz var da benim yok lan? Bana bak. Yoksa bana sürpriz doğum günü partisi falan mı hazırladınız lan? Hehü Ahmet, hehü. Bütün kızlar toplandık, ortak tanıya girdik. Hediyen de buydu. Nasıl kardeşim, güzel mi? Sürprizi karşılayacağım ama pardon ya. Hoş diyorum oğlum, işim var diyorum lan, kapat. Niye benimle ilgilenmiyorsunuz oğlum siz? Pardon canım ya, buna bakmam lazım. Efendim? Saati Celil Cengiz. Ne yapıyorsun lan? Kop gel de Boğaz'da turlayalım. Bak depoyu fulledim. İstersen Gebze'ye gider geliriz. Ha? Abi şu an konuşamayacağım ya. Gerçi daha sonra da konuşamayacağım da. İşim var benim. Çok güzel bir işim var. Sonra görüşürüz. Gelemeyeceğim. Kapıcılık mı? Yok yok. Çok daha güzel. Çocuk parkındayım Ahmet. Anlatsam inanmazsın. Zaten anlatmayacağım da. Çocuk parkı ne lan? Doğurdun mu yoksa? Ne çabuk lan? Yuh be oğlum. Büyü biraz ya. İki ihtimal vardı Sadi. Mantıklısı buydu kardeşim. Zevzekliğe gerek yok. Zevzekliğe gerek yok. Zevzek. Zevzek ne demek acaba ya? Fıtı. Ahmetciğim, kusura bakma. Lan! Hiçbiriniz insan değilsiniz lan! Hiçbiriniz! Terbiyesizsiniz! Başka bir şey değil. Lan! Ne yapıyorsun arabanın içinde? Sen ne yapıyorsun lan dışarıda? Oğlum soruya soruyla karşılık verme lan. Ne yapıyorsun arabada öyle ya? Deli gibi, meczup gibi Ahmet. Bir sıkıntı mı var oğlum? Ya sette iş yok akşama kadar. Benim de iş yok. Arabaya binmişim, kalmışım öyle. Oğlum bu yaştan sonra analık babalık görevini de ben mi yapacağım lan Ahmet Koray? He? Şş, bana bak. O kadın mı geldi lan aklına? Ne alakası var ya? İş yok. Arıyorum herkesi, herkesin işi var. Bir benim işim yok. Seni de aradım. Neredesin? Oğlum bizim işimiz var lan. Çalışıyoruz. Cavit kardeşim sizin filmin special efektlerini yapıyor. Ben de onun yanında oyalanıyorum işte. Şimdiye kadar en güzel araba patlatmayı yaptık ha. Arabayı çok güzel patlattık. Bir görmen lazım. Yalnız sizin senaryoda patlatma sahnesi yok. O yüzden Şenol Tartar'la konuşmaya geldik. Koyarsa patlatacağız. Nereyi patlattınız lan? Salih abi gözünü seveyim. Şu konuşmayı fast forward modunda yapsanız. Dalsın gibi kollarım uzadı yemin ediyorum. Hadi da. Dalacağım şimdi ha. Sevimli kirpi. İki dakika bir dur ya. Şşş, lan! Bomba mı var lan onun içinde? Ne bombası lan? Ne bombası? Ne bombası? Ne olmadı kalk gidelim lan. Şenol Tartar'ın yanına gidelim. Bak şu bomba işini halletmemiz lazım Ahmet. Onun parasının çıkması lazım. Yoksa o para senden çıkar. Derdin ne lan senin? Sıkıldım işte abi ya. İş yok. Herkesin işi var anasını satayım. Benim işim yok ya. Bir de adını anmayalım. Başımıza üşürler. O zat benim hayatımda çok önemli bir yer kaplıyormuş Salih abi ya. Yoksunluk sendromu abi. Geçiyor işte. Öyle arada bir aklıma geliyor. He. Aklına geldi yani. Gözüne gelmedi ha. Oğlum ne lan o? Lan ben sana bunu kaldır at demedim mi Ahmet? Gözüne yakın olan gönlünden nasıl ırak olsun Ahmet ya? Bak Salih abine sormuşlar. Çivi çiviyi mi söker diye. Salih abin ne demiş? Lan oğlum salak salak konuşmayın. O çivinin girdiği tahtayı kırıp atacağım demiş Ahmet. Hadi çalıştır motoru. Kadınları severim ama kırdıkları kalplerin parçalarını toplamak bana düşmeseydi daha çok severdim. Kaderde aşk çöpçüsü olmak da varmış ya. Çok duygulandım iki dakika durun ya. Geçti tamam çabuk geçti hadi gidelim. Şşş.
Beni istemeyeni ben hiç istemem Salih. Abi koçum istemeyeceksin tabii ya, Allah Allah. Demek ki basınç yaptı. Allah'a şükür yaşım genç. Maddi durumum ümit verici, orta halli de bir şöhretim var. Şimdi adını anmayacağım da ben ona mı kaldım? Ben ona mı kaldım? Cavit sen söyle, ben ona mı kaldım? Ben anlamam öyle şeylerden Ahmet abi. Lan oğlum ona kalmadın desene. Azıcık sosyal olsan olan asosyal kirpi. Hayır zaten monogami bana ters. Anlatabiliyor muyum? Yani ben eğlence sektöründeyim. Bizim sektörde monogami bir tabu zaten ya. Sen biliyorsun. O adını anmayacağımdan önce tavşanlıydın zaten ya. Tabii lan tavşan ne kelime ya. Boğaydı boğa. Ben o zamanlar dedim bu çocuğu yanıma alayım diye. İş tipim de değil zaten. Sarı saç. Renkli göz. Selvi boy. Hiç tipim değil. Şimdi sen böyle anlatınca var ya, selvi boylu, sarı saçlı, vallahi sor. Abi bir kere örfümüze, adetimize ters ya. Yabancı kültürle kirlenmiş kız. Ya bizim kültürümüzde kızlar evlenmeden önce kartel şarkısı söyler mi? Wow. Bana kartel söyledi. Kartel hangisiydi ya? Zenceli falan olan mı? Yok oğlum bunlar erkekten, o senin dediğin şantel. Ya abi yanlış mı söylüyorum? Gözünü seveyim bak, ben bu kızın burnunu kırdım diye polisler beni az kalsın götürüyordu. Bize ters abi böyle şeyler. Fuck body'nin anlamını biliyor abi. Pow. Anlamını bilmesini bırak, cümle içinde kullandı. Fuck body ne? Ben de biliyorum. Sen erkeksin. Ya ilim için Ahmet Kural bırakılabilir mi? Ahmet Kural'ı ilim için bırakır mısınız ya? Sen söyle abi ya. İlim mi ben mi? Lan oğlum otursun evde çocuklarına baksın. Sen zaten çalıştırmazdın da bunu. Yok abi o kadar değildi. Her zaman söylerim iyi sevişenden uzak duracaksın aga. Sonra nereden öğrendi derler adama. Bu mumu kim öğretti acaba buna ya? Şimdi o bum bum falan olmadı. Onlar yanlış laflar. Hani yengen olacak ileride. Yanlış laf kullandı dayı. Kusura bakma Yakup. Doğaçtı zaten o Ahmet abi ya. Ağzı bas için. Şimdi tarihsiz bir beyanat oldu. Ama sen zamanında sıpayı koyaydın bunun karnına böyle olmazdı. Öyle mi diyorsun ya? Lan öyle demiyorum. Yine başladın salak salak konuşmaya. Kız seni terk etti diye ne gevurluğu kaldı ne orospuluğu kaldı ya. Seninle beraberken iyiydi değil mi? Yumicik! Lan arkadaş insanları bir rahat bırakın. Bırakın insanlar istedikleri gibi yaşasınlar. Bir insanları damgalamayın la. Yaşasın cinsiyetlerin kardeşliği. Yaşasın kadınlı erkekli dal taşak bir toplum. Bu ülkede cinsel devrimi ben yapacağım. Benimle misiniz red light'lı kardeşlerim? Figüran kalmayın. Siz de katılın. Katılmak isteyenler Cavit kardeşimize isim yazdırabilirler. Artık herkes bilecek ne nerede ne kadar. $2 da gelse, $1 olsa, bir tane size koysam, 4 taneydi. %20 şeyimiz arasın dediğim yapşa, $480 ihtiyacımız var lan. Merak etme efendim, zulayı patlatırız, hallederiz Salih abi ya. Patlatalım. Çok canım çekti. Senin canın çeksin yeter ki Salih abi, rahat ol sen. Sen nasıl bir tipsin lan? Oo, Cavit. Oğlum ne yaptın, patlattın mı? Alo, Hamza sen misin? Lan kadın, hem de Türkçe konuşuyor ya. Bir dakika lan, ne oluyor lan? Affedersiniz, bu benim telefonum değil mi? Salih, ha Salih sen misin? He, benim de Hamza'yı çıkartamadım ben. Hocam. Oo, çok kötü oldu. Tamam, kapatıyorum ben. Ya, Tülay ben, Tülay. Salih, ne söyleyeceksen söylesene, niye aradın? He, ben de onu diyorum, ben niye aradım ki? Ya şimdi ben telefonumda acil durumlarda kırılacak cam diye birkaç tane numara kaydetmiştim de seninki onlarla karışmış demek ki. Hamza nasıl? İyi. Yok onu demiyorum. Performansı nasıl? Yani evliliğinizde mutlu musunuz? Huzurlu musunuz? Bir monotonlaşma var mı? Çılgın bir maceraya hazır mısınız? Ne çılgın macerası ya? Ne monotonlaşması? Ne diyorsun sen? Benim evliliğim gayet yolunda. Orada o zaman siliyorum ben bu numarayı. Yalnız sen benim numaramı silme tamam mı? Çünkü bu evlilik belli olmaz. Keser döner, sap döner. Bir sıkıntı yaşarsınız, çatlama olur, patlama olur. Beni istediğin zaman 24 saat arayabilirsin tamam mı? Hadi kendine iyi bak, görüşürüz. K-İ-B. Bye. Arkadaş ya, evli ve mutlu kadınlar beni niye arıyorlar ya? Hadi evli ve mutlu kadınlar beni aramıyor. Ben onları niye arıyorum ya? Aba, çok utandım yala. En iyisi ben bunu Hamza'nın karısı diye kaydedeyim. Kim, nerede, ne yapıyor bilinsin arkadaş.